Kapalı ucunda x gazı bulunan cam tüp civa'ya daldırıldığında civa tüpte h kadar yükseliyor. Buna göre h yüksekliği inceliklerinden hangilerine bağlıdır diyor. Bakalım arkadaşlar. Bakın sol tarafta şuraya aç hava basıncı olacak. Yani p0'ımız olacak. Boru içerisinde şuraya ise h yüksekliğinde civa'mız var artı bir de px gazı var. Bu denklemi yazalım. Sol tarafta p0'mız varmış. Boru içerisinde h yüksekliğinde civa'mız var artı bir de px gaz basıncı varmış deriz. Bu mantıkla bakarsak h yüksekliği hangilerine bağlıdır diyor. Bakın açık hava basıncı evet denklemde P0 var buna bağlı dolayısıyla birinciyi aldık. Yer çekilmesi denklemde var evet gitmiyor dolayısıyla buna bağlı. X gazının basıncı Px'e evet ona da bağlı arkadaşlar. Denklemde giden yok dolayısıyla 1, 2, 3, üçüne de bağlıymış cevap Edirne'ymiş deriz arkadaşlar. Şekildeki esnek direnci önemsiz çocuk balonu ve cam küreye hava pompalanıyor. Buna göre niceliklerden hangileri hem çocuk balonunda bulunan hem de cam kürede bulunan hava için artar demiş. Arkadaşlar esnek balon, incezar zar ve hareketli piston. Bunlarda dış basınç neyse iç basınç ona eşit olacak. ÖSM en çok bu üçünü kullanıyor. Dostlar çocuk balonu üzerine etkilen dış basıncımız P0 değişmediği için içerideki gazın basıncı da ne yapmayacak değişmeyecek. İçeri hava pompalandığı zaman gazın basıncını dışarıya eşitlemek için balon hacmi artacak. O yüzden de değişmemiş olacak. Cam küreye hava pompalandığı cam küpenin kürenin hacmi sabit olacak. İçerideki gaz basıncı ne yapacak? Artacak. Ama hacim olarak değişiklik olmayacak. Bu mantıkta bakarsak her ikisinde de artanı soruyor bize. Hacim olarak baktığımızda çocuk balonun hacmi arttı ama cam kürenin hacmi artmadı. O yüzden biri attık. Kütle olarak baktığımızda hem cam küreye hem de çocuk balonuna hava geldiği için kütle miktarı artmış oldu ikisinde de bunu aldık. Basınç artar mı diye soruyor. Cam küredeki basınç arttı. Hacmi sabit olduğu için. Ama çocuk balonun hacmi sabit olmayacağından dış basınç neyse iç basınç ona eşit olacağından dış basınç değişmediği için iç basınç ne yapmayacak? Değişmeyecek. Mesela balonun basıncı değişmez. Cam kürenin basıncı artar. Her de artarı sorduğu için 3. de almadık. Cevabımız yalnızca ki yani bursa olacakmış deriz arkadaşlar. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda bir ucu açık cam borunun içinde bulunan civa ve gaz şeklindeki bir dengedeyken KVL noktadaki basınçlar PK ve PL'dir. Kaptaki civa dökülmeyecek şekilde boru şeklindeki gibi ters çevirip denge sağlandığında MN noktalarındaki basınçlar PM ve PN'dir. Buna göre bunların arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar üzerindeki L noktasının üzerinde sadece açık hava var. O zaman dış basınç ne kadarsa açık hava basıncı L'deki basıncımız o kadar olacak. K noktasının üzerinde hem açık hava var artı bir de H yüksekte civamız var. O yüzden bunların toplamı kadar bir basınç olacak. Tabii ki K'deki basınç aynı zamanda gaz basıncına eşit işte ama Gazımız için şu an yorumlayamayacağımız için üstteki basıncı yazmak daha mantıklı. Yan tarafa geldiğinde bakın M noktasına yapılan basınç. Evet buradaki gaz basıncı var doğru artı bir de sıvı var. Ama gaz basıncı, basıncı yeni durumda değişti. Ters çevirdiğim için gaz basıncı azalacak. Dolayısıyla yorumlamak zor oldu. Ama M'deki basınç aynı zamanda açık hava basıncına da eşit olacağı için M'deki basınç pesifir kadar diyebiliriz. Yani L'dekine eşit olurmuş deriz. N'dekine gelince Arkadaşlar N'deki basınç M'ye göre daha yukarıda olduğu için P0'dan da küçük olacak. Evet gaz basıncı eşit ama gazın basıncı ne kadar değiştiğini bilmediğim için yorumlamak zor oluyor. Ama şunu diyebilirim ki M'deki basınç P0 kadarsa N'deki basınç P0'dan da az olacakmış deriz. Dolayısıyla K'deki basınç P0 artı HDG olduğu için en büyük K'daki olmuş oldu. L ve M'deki basınçlar birbirine eşit oldu. N'deki basınç ise bunlardan daha küçük oldu. O zaman sıralamamız PK büyük olacak. L M eşit N ise en küçük yani Bursa'da varmış deriz arkadaşlar. Deniz seviyesinde bulunan oda sıcaklığındaki ortamda ağza açık şişenin ucuna geçirilmiş esneklik direnci önemsiz balon şeklindeki bir dengededir. Yapılan bir işlemin sonucu da balonun hacminin şekil 2'deki gibi azaldığı gözleniyor. Buna göre işlemler hangileri tek başına yapılmış olabilir diyor. Bakalım arkadaşlar bir defa esnek balonda dış basıncımız ne kadarsa iç basıncımız da kesinlikle ona eşittir. Dolayısıyla içerideki balonun basıncı, hava basıncı, dış basıncı eşit. Şimdi birincisi de şişeyi buzdolabında bekletme diyor. Şişeyi buzdolabında beklettiğimizde sıcaklığı ne yapar azalır. Sıcaklığı azalınca basıncı ne yapar düşer. Ya buradaki gazın basıncı havanın basıncı düşer de dışarıda açık hava basıncı değişmedi ki. O yüzden içerideki basıncın da değişmemesi lazım. O zaman ne yapacak? Hacmini azaltarak basıncını artırıp dış basıncı eşitleyecek. Dolayısıyla hacmi küçülünce de balon küçülmüş olur bir işimize yarar dolayısıyla. 2. Şişeyi kaynar su bulunan kaba koymak demiş. Arkadaşlar kaynar su bulunan kaba koyarsak şişenin içindeki gazın basıncı artacak. Dış basınç sabit kaldığı için içindeki gazın basıncı arttığından balonun şişmesi gerekirdi. Tam tersi olurdu. O zaman bu işimize yaramadı. 3. Şişeyi deniz seviyesine göre daha yüksek bir ortama götürme demiş. Yukarılara götürdüğümüz zaman dış basınç, açık hava basıncı ne yapacak? Azalacak. O zaman balonun içindeki hava basıncı da azalması lazım. Nasıl azalacak? Hacmini artırarak. Yani yine şişmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu da işimize yaramadı. Dolayısıyla cevabımız yalnızca bir yani adan olacakmış deriz arkadaşlar. Kapaksız cam şişenin ağzına esneklik direnci önemsiz çocuk balonu geçirildikten sonra şişe içinde 0 santigrat derecede su bulunan K kabında yeterince bekletiliyor. Şişe K kabından alınarak içinde 100 santigrat derecede su bulunan L kabına bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar yine balon var dış tarafında. Balonun dış basınç neyse balonun içindeki havanın basıncı da mecburen ona eşit olacak. Dolayısıyla bunu kaynar su içerisine koyduğumuzda içerideki gaz basıncı ne yapar artar. Ama dışarıda açık hava basıncı değişmediği için iç basıncının da değişmemesi gerekir. E ne yapacak o zaman balon biraz daha şişecek. Dolayısıyla balon daha da şişmiş olacak. Balon hacmi artar demiş doğru. Şişedeki gazın basıncı artar demiş. Hayır açık hava basıncının yeri durumda eşit olacak. Zaten o yüzden ilk etapta gazın basıncı artıyor sıcaklık arttığı için. Fakat dış basınç değişmediği için iç basıncı da değiştirmemek adına balon şişiyor. Hacmini artarak basıncı düşürüp dış basıncı eşitleyince dengeye gelmiş oluyor. O yüzden de gazın basıncı açık hava basıncı ile eşit olacağı için değişmemiş olacak. Şişedeki gazın iç enerjisi artar diyor. Enerji arkadaşlar MCT'ye bağlı. İçerideki gazın kütlesi değişmiyor. Özısı değişmiyor fakat sıcaklığı artıyor. Sıcaklık arttığı için iç enerjisi ne yapar? Artar deriz. 3'ü de alırmışız. Cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış arkadaşlar. Cam kap esneklik direnci önemsiz balon kahveli pipetleriyle oluşturulan düzenekte bağlantı kısımları hava sızdırmazdır. Şekil 1'de 1 nolu durumda kap pipetine üflenerek başlangıçta bir miktar şişkin olan balon bir miktar daha şişiriliyor. Şekil 2'de 2 nolu durumda kap pipeti hava şekilde bağlandıktan sonra L pipetine bir miktar hava üfleniyor. Buna göre 1 ve 2 nolu durumlarda balon içindeki havanın basıncı değişimi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Artar azalır değişmez diye cevaplar var. Arkadaşlar bakın şurada pipet olduğu için L pipeti dışarıda açık hava basıncı ne kadarsa bu pipetten içeri o hava gireceğinden dolayı içerideki açık hava basıncı da o kadardır. Dolayısıyla biz birinciye kap pipetine üflediğimizde İçerideki balonun basıncının normalde artmasını bekleriz. Ama balonun dışındaki basınç P0 değişmeyeceği için balonun iç basıncı da değişmeyecek esnek olduğundan dolayı. Esnek balon, ince zar, hareketli piston bunlar da dış basınç neyse iç basınç ona eşit olmak zorunda. Dolayısıyla P0 değişmeyeceği için balonun basıncı değişmeyecek. Nasıl değişmeyecek? O zaman hacmini artırarak. Dolayısıyla balon ne yapar? Şişer. Ama basıncı ne yapmaz? Değişmez. Bize balonun basıncını sorduğu için bir nolu durumda değişmez diyeceğiz. O leypetine içeriye açık hava girdiğinden dolayı. İkinci duruma geldiğimizde bakın burayı kapatıyor. Dış bağlantıyı kesiyor. Artık içeri açık hava giremiyor. İçeride basınç neyse o duruyor. Dolayısıyla kağıt pipetin hava sızdırmaz şekilde hava üflendiğinde bu sefer o durumda ne yapacak? İçerideki gazın basıncını biz arttırmış oluyoruz. O zaman balonun basıncının da artması lazım. İçindeki havanın basıncı. Çünkü esnek olduğu için dış basınç neyse iç basınç. Ona eşit işte olmak zorunda. O yüzden balon küçülür basıncı artmış olur. Cevabımız değişmez ve artar olacakmış. Yani o da Ceyhan'da var arkadaşlar. Esneklik direnci önemsiz çocuk balonun ağzı boş cam kaptan çıkan boruya geçirilmiş olup borudaki vana kapalı durumdadır. Vana açılıp yeniden denge sağlanana kadar geçen sürede yargılarından hangileri doğrudur demiş. Denge da balon kabın içerisine girmiyor. Arkadaşlar esnek çocuk balonunda dış basıncımız neyse iç basınç mecburen ona eşit olmak zorunda. Esnek olduğu için dış basınç iç basıncı eşit olur. P0 ise buradaki havanın basıncı da mecburen dış basıncı eşit olacak. Şimdi mevcut durumda cam kabın içi boş. Ama çocuk balonun basıncı dış basıncı olan P0'a eşit şu an için. O zaman biz vanayı açtığımızda ne yapacak? Çocuk balonundan boş kaba hava transfer olacak. Hava geçecek doğru mu? Şimdi balon hacmini yapar küçülür. Çünkü dış basınç değişmediği için iç basıncı da değişmeyecek. O zaman nasıl değişmeyecek? Hacmini azaltarak. O yüzden biraz birazcık bu çocuk balonu arkadaşlar bir miktar küçülecek. İçindeki havanın bir kısmı da tabii ki cam kaba geçmiş oldu. Şimdi yeni durumda cam kabın içindeki havanın basıncı açık hava basıncına kesinlikle eşit olacak. Çünkü dış basınç değişmedi ki iç basınç yine eşit olmak durumunda kalacak. O yüzden balon hacmi azalır demiş doğru. Balondaki gazın basıncı azalır demiş. Hayır açık hava basıncına eşit olacağı için değişmeyecek. Cam kaptaki gazın basıncı artar mı? Şu an boştu, basınç yoktu zaten. Açık hava basıncına eşit olacak yeni durumda. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani C yan olurmuş deriz arkadaşlar. Kesilen alt kısmında sızdırmaz piston bulunan cam şişenin ağzındaki mantarın ortasından geçirilen pipetin bir ucunda esneklik direnci önemsiz balon bulunmaktadır. Piston şeklindeki konumdan şeklindeki gibi cam şişenin içine doğru itiliyor. Bu durumda şişenin içindeki balonun hacminin ve balon içindeki havanın basıncının değişimi için ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar şurada bakın pipet var. Dış basınç P0 mecburen bu pipetten içeriye de o basınç gireceği için esnek balonun basıncı da dış basınca eşit olmalı. İkinci durumda pistonu ittiğimizde eğer dışarıyla bağlantısı olmasaydı pipetin balonun dışındaki gazın basıncı artacağı için balonun küçülmesi gerekirdi. İç basıncın da artması gerekirdi. Ama dışarıyla bağlantı pipet yardımıyla sağlanmaya devam ettiği için açık hava basıncı değişmeyeceğinden mecburen balonun içindeki havanın basıncı da değişmeyecek. O yüzden buna değişmez diyeceğiz ikincisine. Gelelim birinci kısmına. Şimdi pistonu içeri doğru ittiğimizde basınç değişmeyecek dedik ya arkadaşlar. Ama normalde ne yapıyor? Balonun üzerindeki basınç artıyor gibi artıyor ki iç basınçta artsın gibi. Ama dışarıyla bağlantı sağlandığı için bu ne yapar? Bir kısım havayı dışarı doğru çıkartır. Dışarı çıkınca ne yapacak o zaman? Basıncı yine değişmeyecek. Değişmeyecek ama dış basınç arttı. O yüzden bu ne yapacak? Hacmini dolayısıyla küçültecek. Balon hacmi azalır deriz dolayısıyla. Bu mantıklı baktığımızda cevabımız adan olurmuş arkadaşlar. İç hacimleri eşit olan U borularından K ve açık hava basınç ortamında M ise içindeki hava vakumlanarak tamamen boşaltılmış kaptadır. Musluklar açılarak U borularına su döküldüğünde K ve M kapları sırasıyla en fazla VKVL ve VM hacimlerinde su almaktadır. K'nın iki kolu da açık L ve M ise birer kolu kapalı bir kolu açıktır. Buna göre VKVL ve VM arası ilişki için ne söylenebilir diye söylemiş. Arkadaşlar birinci kabımızda her iki tarafta açık olduğu için açık hava basıncının bir önemi olmayacak. O yüzden de ne yapacak? Buradan sıvı aktığı zaman sağ tarafta yükselip ağzına kadar tamamen dolar. İkincisine baktığımızda bakın sağ taraf kapalı olduğu için burada açık hava şu anda var. Çünkü sol taraf açık olduğu için burada açık hava basıncı var. Ama buradan sıvı akmaya başladığı anda yani şurada sıvı yükselmeye başladığı anda ikinci kolumuzdaki hava hapsolacak. olacak. Haps olacağı için burası yükseldikçe oradaki gazın basıncı sıkışacak. Yani gazın basıncı artacak. P daha büyük olacak. O yüzden de belli bir yerden sonra artık yükselemeyecek. Sol taraf ağzına kadar dolduğunda sağ taraf gaz sıkıştığı için yükselemeyeceğinden K'ya göre daha az sıvı alacaktır deriz. Tamam arkadaşlarım? Üçüncü kaba baktığımızda ya üst taraflarda açık hava basıncı yok. Ama yok da içeride de açık hava basıncı yoktu zaten. Dışarıda da açık hava basıncı yok boşluk olduğu için. O yüzden de ne yapacak? Aynen şekil bir de olduğu gibi sıvı buradan itibaren yükselecek. Buna engel olacak bir gaz yok. O yüzden ne yapar? Her taraf dolar. Dolduğu için de K ile aynı miktarda sıvı almış olur. Dolayısıyla K'nın hacmi M'nin hacmine eşit. L'nin ise daha az olacağından cevabımız deniz olurmuş deriz arkadaşlar.